Ve buradaki en büyük şikayet şu, hastamızın yüzünün birazcık daha az gerginmiş gibi gözükmesi ve birazcık aşağı doğru düşmüş olması yüzünün. Buna neden olan kısım da şu, aslında yani biz hani yüz germometre yapıyoruz ama buradaki temel sorun, vücudun bir aslında bir kalıbı var ve içinde de bir hacim var. Şimdi aslında güzellik tabiri şöyle bir şey, kalıpla hacimin uyumluluğu. Şimdi buradaki hacim birazcık daha yer değiştirdiği için bazı noktalarında bazı kırışıklıklar, bazı yaşlılığa bağlı olarak bir imaj ortaya çıkarmış. Buradaki en büyük sıkıntılarımız neresi? İşte güldüğü zaman gözün altıyla buradaki yanardağ yani arasındaki mesafenin uzun olması. Bunun ismi tear trough, bu da göz altının. Buradaki mesafenin uzunluğu insanların gençliği ile alakalı bir şey. Bu ne kadar uzarsa o kadar daha yaşlıymış gibi gözüküyor. Çünkü yanağın yağ aşağı doğru düştüğü için bu mesafe biraz daha uzamaya başlıyor. Bir diğer yapı nazolabial sulcusların biraz daha belirgin hale gelmesi. Bir diğer mayotel ailen biraz daha belirgin hale gelmesi ve vücudundaki dalgalanmalar. Yani daha dinç bir yüzü yok. Ve yüzündeki yağlar aşağı doğru bu hacimsel olarak indiği için yüzü artık daha böyle üçgensi değil de daha dikdörtgensi görünüme kavuşuyor ve insanlar birazcık daha dinç görünümüne azalıyor. Ve biz de bu dinçlik için yüzüne bir şeyler yapmışız. Bu yaptığımız ameliyat orta yüz germe ile normal yüz germe ameliyatını birleştirerek bir ameliyat planlamışız. Bunun amacı ne olmuş? Amacımız da yüzündeki yağları tekrardan rekonstrüksiyon etmişiz. Yani tekrardan vücudun kalıpla hacim bileşkesini onarmaya çalışmışız. Yani bu da rekonstrüksiyon diyorum çünkü eskiden yüzündeki yağlar biraz daha yukarıdaydı. Sonrasında aşağı düşmüştü ve bundan dolayı yaşlı gözüküyordu. O yüzden de yağlarını tekrardan aldık. Ama tabii ki klasik yüz germelerde bu ameliyatta eğer ki bu yağı fazla yukarı doğru çeker isek o zaman yanakları çok dolgun olacaktı. Ve bunu da güzel bir şekilde orantısını sağlamışız ki yüzüne baktığın zaman artık bir daha genç ve daha dinç bir ifadeye kavuşturmuşuz. Çünkü buradaki artık üçgenliği sağlamaya başlamışız. Özellikle gülerkenki pozisyonlar bizim için çok önemli. Çünkü bizim aslında ameliyattan sonraki yapmak istediğim şey bu gülerkenki pozisyonlar. Çünkü gülerken ne oluyor yüzünüzde? Yanak yağla yukarı doğru kalkıyor. Göz altındaki mesafeniz küçülüyor. Gözünüzün yan tarafını yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Ve bunların içindeki orantıyı öyle bir sağlamak gerekiyor ki çok fazla böyle anormal olmayacak şekilde orantıyla gözünüzün gördüğü şekilde yapmak gerekiyor ve bunu da iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü gözün altındaki mesafeyi daralttığımız için daha dinç bir yüzü var. Güldüğü zaman da artık daha farklı bir yüz gülmüyormuş gibi. Yani bazen yüz germe hastalarında görürsün böyle robotik bir bakış olur. Onlardaki temel sorun yüzdeki bu yağın yer değiştirme yani rekonstrüksiyonu az yaptıkları için yüzü devamlı hastanın istediği şekilde çekiliyor. Yani yüzlerdeki asıl sorunu hep böyle yana doğru çekme şeklinde planladıkları için yüz germe ameliyatlarını. O zaman daha robotik bir yüze kavuşuyor. O yüzden de bizim burada yapmak istediğimiz ilk önce yanağın yağlarını normal pozisyona getirmek. Ondan sonra bu cilt fazlalığını çıkarmak gibi düşünebiliriz. Ve kaş yapısı, göz yapısı, yüz yapısı daha bütüncül bir haline gelmiş. Yüzündeki bu dalgalanmalar ve boynundaki bozukluklar da kontur açısından daha dinç olduğu için insanın görünüş açısından daha dinç bir görünüme yol açmış. Özellikle de cildindeki bu gerginlik ve işte birazcık daha yapısı olarak cilt çıkartarak bir ameliyat yaptığım için daha sıkı, daha dinç bir cilde kavuşmuş. Yani aslında yapmak istediğim şey şuymuş ve gençliğin tabiri benim açımdan da bu. Daha genç, daha bebeksi bir hale gelmek, göz altındaki yapının kısaltılması, cildin tonusunun değişmesi, daha gergin bir cilt olması, yağın aşağı doğru değişmemesi, yani değişen yağın tekrardan toparlanması ve yüzünde anormal bir yapı oluşmadan güzelmiş gibi gösterebilecek bir şekilde ameliyatımızı tamamlamışız. Ve 7 ay sonraki sonucu da böyle. Bunlar ne kadar kalıcı diye soruyor insanlar genelde. Bunlar kalıcı bir yöntem. Yani bu hiçbir zaman geri dönmüyor. Ama şöyle dönüyor, tabii ki yüzünüz artık yaşanmaya devam ediyor. Yaşanmaya devam ettiği için yani kesinlikle bir 10 sene, 15 sene sonra bu haline geri gelecek ama bu sürede bu yaş alma kısmında daha uzun bir süreç olduğu için şimdi hastamız işte 35-40 yaşındaysa ya da işte gösteriyorsa sonra 60-65 yaşına geldiği zaman da bu haline gelecek. O zaman bile yüzü çok daha dinçmiş gibi gözüktüğü için aslında orada bir kayıptan söz etmek mümkün değil. Sadece yaş aldığı için yüzündeki bazı değişiklikleri engelleyemiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Bu da önemli. Bunun için de sonrasında bazı cildin bu gözenekliğini daraltıcı morfiyoz tedavisi, altın iğne ya da lazer tedaviyle ya da cildi besleyici işte egzozomlar, kök hücre tedavileriyle bu süreci mümkün olduğu kadar uzatıyoruz ve daha dinç bir yapıya kavuşuyoruz. Çünkü gençlik demek sadece yüzündeki bu yağların ve işte ana konturunun yani kalıbının genç olması demek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda cildin sıkılığı, dinçliği, ışığın yansımasıyla alakalı bir sorun. O yüzden de cildin üzerindeki yaşlılık ibarelerini silebilirsek hastanın yüzünden cilt artık daha fazla yaşlıymış gibi gözükmüyor. Kalıbı da zaten onarmıştık. O yüzden de
daha mutlu, daha uzun, daha güzel bir şekilde hayatına devam ediyor. Teşekkür ederim.